Bilemiyoruz yani. Peki. Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyunculara da bakalım. Takımların hepsine teker teker bakacağız. Değerli izleyiciler. Hangi oyuncuların sözleşmesi devam ediyor? Hangi oyuncular kiralık? Aboubakar, Dorukhan, Gökhan Töre, Utku kontratları sonlanıyor. Gezal, Rozier, Cenk Tosun, Mensah, Montero kiralık. Evet. Ergin. Yani Aboubakar meselesi tabii burada biraz dikkat çeken konu. 2008-2009 sezonunda Beşiktaş şampiyon olduktan sonra daha şampiyonluğun keyfini süremeden bir Mehmet Topuz meselesiyle kursağında kalmıştı Beşiktaşların. Gereksiz bir konu günlerce sürdü etti falan, şampiyonluğun tadı kaçtı Beşiktaş açısından. O yüzden Aboubakar gündemi biraz fazla, doğru insanlar merak ediyor. Biraz da takılıyorlar. Çok soru bana da geldi, geliyor. Çok takılmamaları gerektiğini düşünüyorum. Aboubakar bugün bir açıklama yaptı. Sevgili Tuna sözleşmeyi sordu. Ben dedi milli takımdan döndükten sonra sözleşmemde 30 maç olduğunu öğrendim dedi. Bu cümleyi kurdu. Ben yemedim. Yani yiyen varsa değilsin, ben yemedim yani. İnanmadım, açık söyleyeyim. Ya kalır kalmaz ayrı. Doktor raporunda doğru sakatlık falan var. Bunların hepsini kabul ediyorum ama o gün öğrenmiş olması, tam milli takımdan dönüşü öğrenip ondan sonra hikayenin 29,5 maçta kalmış olması çok inandırıcı gelmedi bana. Beşiktaş yönetimi ve Sergen Hoca da zaten durumun en iyi, en net farkında olacak insanlardır. Aboubakar'sız da olabildiğini gördü Beşiktaş. Bu sezon çok katkılar yaptı, eyvallah. Ha, Beşiktaş kendi şartlarına uyarsa, kendi kriterlerine uyarsa, ki Sayın Çebi bu konuda çok katı kuralları var, hiç gevşetmiyor. İşte Dorukhan meselesinde de, Töre meselesinde de bunu yaptı. Aboubakar meselesi bu. Çok buna bence takılıp Beşiktaşlar şampiyonluk havasını çok dağıtmasınlar. Hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum. Dorukhan da... Şu 30 maçı açıklar mısın abi? Eğer 30 maç oynasaydı sözleşmesi otomatikman... Bu yılın ücretinden uzuyordu. Bu yılın ücretinden otomatikman, evet, bir yıl daha uzayacaktı. Evet. 30 maçı 29,5'ta bıraktığı için, evet, sözleşmesi otomatikman uzamıyor. Yok, boşa çıkıyor. Bonservisi elinde. Tabii, serbest kendisi, oyuncu haline geliyor değil mi? Tabii. Porto'nun da değil bu arada. O kısmını bilmediğim için söylemeyeyim ama dediğin gibi ya, boşa çıkan bir oyuncu. Çünkü gelen teklifler olduğu söyleniyor. İşte Premier Lig'den, Katar'dan falan. Maaş yüksek teklifler. Porto dışarıda, evet, teklifler. Evet. Yani dediğim gibi Beşiktaş'a çok önemli katkı sağladı. Ama bu konuda sakatlığına inanırım. Ama benim yeni haberim olduğu açıkçası bana inandırıcı gelmedi. Diğer oyuncularda da şurada... Gezal en zor görünenlerden de aslında, ama sanki Gezal biraz daha kolay olacak gibi Rozier'e göre. Leicester City ile sözleşmesi bir yıl kaldı. Bu tempo, Premier Lig temposu çok ağır bir tempo. Bizim Cengiz bile o yaşıyla, o temposuyla çok zorlanıyor orada 11 bulmakta. Dakika bulmakta, evet, zorlanıyor. Belki o biraz avantaj sağlayabilir. Oyuncu da çok kalmak istiyor. Türkiye seviyesinin ortalamasının üzerine çıktı bu sene. Bunu devam ettirmek istiyor. Ergin, şey soracağım yani. Misal diyelim ki Kaller'ine bir teklif geldi. Kaller'in gözden çıkartılacak bir oyuncu mudur? Asistene, rakama bakarsan dersin ki nereden bulacağım, ama bence Kaller'in çok çabuk yeri doldurulabilecek bir oyuncu. Doğru araştırmayla. Yani Kaller'in anında yollayıp belki Gezal ve Rozier bonservislerini Kaller'inle çözebilirsin. Eğer devre arası gelen 15 milyon euroluk tekliflerin ya 3 aşağı 5 yukarı o haberler doğru ise diye söyleyeyim. Yani evet, ben hani 15 milyon euroya çıktığını sanmıyorum ama hani 9-10 milyon euro bile Larin için iyi bir tekliftir. Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi'nde bir yıl uğraşıp 20 milyon euro için uğraştığın yerde yarısı iyi bir tekliftir. Tabii ki. Rozier biraz zorlayabilir Beşiktaş'ı. Hem sözleşme süresi uzun Lizbon'la, hem yaşı genç, hem teklifleri var. O var yüzden mi? Tabii biraz zorlayabilir ama o da kalmak istiyor. Onun dışında Mensah'la sözleşme yenilemeyecek zaten Beşiktaş. Montero ile yenilemeyecek. Gökhan Töre diyeceksin ki bu sezon performansıyla hak etti mi sözleşmeyi? Bence hak etmedi sözleşmeyi, ama mevcut iyi şartlarda, Beşiktaş'ın lehine şartlarda oluşturulursa Sergen Hoca devam etmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ama öncelik ya, Gezal olacak yani. Tabii. Kesinlikle. Gezal. Gökhan da, Dorukhan da şey açısından önemli. Ya, pasaport açısından önemli. Yani kim alırsa alsın, Beşiktaş'ta kalsın, başka takıma gitsin. Yani yabancı sayısının... Eğer Türkiye'de kalmayı düşünüyorsa Dorukhan, tabii onu da biliyoruz. Azalması... Yani baktığın zaman Ergin'e şöyle katılıyorum. Gökhan'la doğru bir sözleşme yaparsın. Aynı Aboubakar gibi. Maç başı yüksek ücretli bir sözleşme yaparsın. Her zaman kulübede olması gereken bir oyuncu. Evet, yani, hamle oyuncusu olarak. İyi fiyatlarla. Hamle oyuncusu olarak orayı domine eden bir umut, işte seyirciyi heyecanlandırır. O açıdan kulübe için önemli bir oyuncu Gökhan Töre. Tamam, ilk 11 düşünmezsin ama. İhtiyacım olduğu anda bana şunu yapar benim dersin en azından. O konuda geçtiğimiz günlerde Ergin'le yaptığımız programda söylediğim, gerçekten bence absürt değil ama insanlara
kafamıza honi takıp yorum yaptıracak bir yorumum var. Batuhan Karadeniz. Gel buraya. Gel buraya. 24 Nisan 1991 doğumlusun. Bugüne kadar cebine giren her futbol kuruşunun altında Beşiktaşlı Batuhan var. İnşallah Hekimoğlu ile beraber de lige yükselirsin. 500 bin lira sana garanti para. Ayda 50 bin lira maaş. İlk 11'e girdiğin her maça 50 bin lira. Yedek kaldığın her maçı 25 bin. Ekstra bulduğun her gole 50 bin. Gel otur. 30 yaşına geldin. Bugüne kadar hayatını Beşiktaşlı Batuhan olarak kazandın. Aynen Gürcan abi dediği gibi. Ben senden ilk 11 oyuncusu olarak beklemiyorum. Ben senden gel performans yap beklemiyorum. Otur kenarda. Ama şey ben de, olsam Batuhan'a teklifte bulunur. Ama Gorica'da iyi bir sezon geçiren Umut Nayır da var mesela. Hala Beşiktaş oyuncusu. Benim anlattığım biraz ediyor. Daha ılgaz. Sen biraz da altyapıya yönelik olarak. Maneviyat yüksek. Anladım. Biraz Hacık'ta daha. Hacık'ta değil miydi? Hacık. Pardon. Hacık Split'te. Evet. Benim anlattığım biraz daha maneviyatı yüksek. İdari tarafı bol. Ekonomik tarafı eksik. Biraz daha Beşiktaşlılığa yakın bir şey anlatıyor. Anladım. Yani ben olsam Batuhan'ı çağırırım. Asla İkomir'de, Santpor falan değil. Ama ben otur orada. Söyleyeyim sana. Abi yapma yani. Yok. Abi bir röportaj verdi. Artık herhalde düzeldiğini, olgunlaştığını yok, anladık ya. Yok. Düzelmez abi. Söyleyeyim sana. 11 oyuncusu olarak söylemiyorum. 11 oyuncusu olmasın. Bizim şeyle Yunus Emre'se de verdi röportaj. Olağanüstü bir röportaj. Elbet. Ben orada döndüğünü, ben orada düzeldiğini herhalde hanım çocuk falan filan da var. Şaka yapmıyorum bak. Vallahi bak. Eğer ha. Gürcan abinin sözünü ettiği gibi Gökhan Töre'ye salladım. Bonuslar dahil yılda 4 milyon vereceğine Batuhan'ı 2 milyon halledersin. Abi 7'sinde neysen 70'inde de olsundur abi. Ama abi insanları bu kadar... Yok abi insanlar değişebilir ya. Değişebilir, çocuk değişmiştir yani. Belki. Ve Beşiktaş aşkıyla yanıp tutuşuyordur belki. Beşiktaş'ta tamam Batuhan. Tamam da Beşiktaş aşkıyla yanıp tutuşan şu ligde Batuhan haricinde 150 tane daha oyuncu abi vardır. Abi ama yani. Sözünü ettiğin paralar mesela senin garsona hayır, verdiğin bahşişler yani. Ya. Senin garsona verdiğin bahşişlerden bahsediyorum ekonomik ha. Anlamda. Ha, tamam canım biz kimseye onu al bunu al deme hakkında sahip ben de diyorum ki bir model olarak Beşiktaş çok değerli bir iş yapabilir. Batuhan da 91 doğumlu ama hala 30 yaşında çocuk. Hala sana katkı verebilir. Beşiktaş yaptı o işi. Sergen Yalçın'ı geri alarak yaptı zaten. Ben başka bir şey anlatıyorum. Ha, başka bir şey anlatmıyorsun. Sergen Yalçın'ın Sergen attığı şampiyonluk geldi dönüşü aynı senin dediğin bölümdür yani. Sergen Yalçın Beşiktaş'tan aynı gitmiştir. Trabzon oynamıştır, Fener şey. Oynamıştır, Galatasaray oynamıştır, yurt dışı yapmıştır. Sergen Beşiktaş'ın çocuğusun. Gel yani Sergen Yalçın'a yapılmıştır bu. Model diyorsan bu yapılmıştır yani. Bu sezon 36 maç 28 gol Batuhan Karadeniz. Ve alt liglerde gol atmak da o kadar kolay bir şey değil. Benim aklıma 2007-2008 sezonu geldi. 16 yaşında muhteşem bir oğlan var. Milli takıma kadar çıkan. Diyerek değil mi? Evet. Bobolu kaldı. Çok hoca Bosna Hersek maçında oynatmış değil mi Fatih Hoca? Bir şey var. Daha önce konuşmuştuk üzerine. Türkiye-Belçika o yıllarda bir maç yapıyor. 2010. Ilgaz'la beraber seyretmiştik. Evet. Unutmuyorum o maçı. O maçın kadrosu Gürcan abi 8 sezon sonra 9 sezon sonra Türkiye Belçika ile bir maç daha yaptı. Bizim 10 yıl önce onlarla yaptığımız maçtan 8 tane adam o gün sahaya 11 olarak çıktı. Bak 8-9 sezon sonra. Belçika'da. Türk milli takımına baktım 8-9 sezon sonra. Bir tane yok. Bak iki demiyorum. Bir tane yok. Aklıma ne geldi? Kim var Belçika'da o? Manchester United'ın golcüsü. Fellaini falan hepsi vardı orada. Lukaku. Yanlış anlaşılmasın. Batuhan Lukaku kıyasıyla kendimi komik duruma düşürmeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim. O dönem Lukaku ve aynı Batuhan... Aynı şeyleri vaat eden insanlardı. Aynı yaşlardaydı ve Batuhan'ın öyle bir şey vaat ediyordu ki... Bu çocuğun %50'si kendinden kaynaklandıysa gelmedi. Yani bir Lukaku, Türk Lukaku'su olmadıysa... %50'si kendinden kaynaklıysa... %50'si de bizim futbol iklimimiz, futbol ortamımız... Belki hocaları, belki başka bir şey. Çocuğu biraz... Abi %100'ü kendisinden kaynaklandı. %100 bak söyleyeyim sana ben abi. Hocalarıyla da düzgün bir mentorla falan daha farklı olabilir. Hocalarıyla da konuştum. Yani Batuhan'la çalışan en kritik maçı oynayacaklar İstanbul'da. Eskişehirspor'da oynuyor Batuhan. Gece kulübünde yakalandı ya. Maçtan ben üzülüyorum önce. Biliyor musun? Abi, yani o yeteneğe da. Gerçekten üzülüyorum. Hayır yani bunun hocalarıyla ne alakası var? Bunun o insanla alakası var yani. Yani dediğin de doğru. İnsan ne ederse kendini eder. Yani çok o yetenekle başka bir tarih yazabilirdi Türk futbolunda. Ki Eskişehirspor'daki en iyi sezon. Ersun Yanal'lı sezonu yanlış hatırlamıyorsam. Yok. Batuhan'ı tekrar Rızacı çıkarttı. Rızacı vardı. Pardon. Yani o, ama Ersun Hoca'yla da bayağı iyiydi. Hatta galiba Beşiktaş'a bir gol atmıştı. Şahane bir gol atmıştı Eskişehirspor'da oynarken böyle bir depar atıp falan böyle geriden koşu gelip tabii böyle mesela bir 11, attığı gol vardı. 2011 sezonu Fenerbahçe maçı oynadı. Şutu direkten döndü. Öyle. Ama mesela ben yeni bir Beşiktaş hikayesi başlayacağını düşünmüyorum. Anladım. Yani başlamalı mı?
yani şu ortamda çok da mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Kenarda da otursun. Yani. Hayır zaten öyle bir şey yok. Mehmet ütopik bir şey yaptı yani. Ben bu arada araya giden düzeltmeyi de kaynamasın. Gorica değil, ben Gorica dedim de Hajduk Split. Son maçını orada yaptı, o maçı yok, son maç değil de bir maç aklımda kaldı. Hajduk Split Gorica maçı Umut, o yüzden. Umut Nayır'dan benim bahsediyorum. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Göztepe'nin şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Ankara Gücü'nde de çok iyi. Ya dedim böyle bir şey olur mu? Dar alanda iyi, ayakları iyi, adam eksiltebiliyor. Böyle bir santrafor ama Süper Lig olmadı abi, yapamadı. Yani çok başka mesela Mehmet şey diyor, o ligde gol atmak zordur diyor. O ligde atamıyorsan burada hiç atamaz. Top göstermezler sana. Yani Süper Lig etabına geldiği zaman. Ama ligimizin ölçüsünü de iyi bilelim. Mesela sezonun yıldızı Gezal kadroya alınmadı şeyde, Premier Lig'de. Ama Mahrez'in yerine transfer edildi. O yeteneklere sahip bir oyuncuydu. Yani. Hayır, o Umut da alındı. Hı-hı. Transfer edildi. Olmadı. Adamlar da verdi. Senin yıldızın. Yani Premier Lig, Süper Lig. Evet. Bakalım zaman neler getirecek. Charlotte da iyi bir örnek.